Öncelikle selam. Yani bu süreç içerisinde yazan, arayan, soran, yani yanımda olmak için çabalayan, belki mesajına ulaşamıyorsa mail atmaya çalışan herkese gerçekten teşekkür ederim. Her ne kadar desteğinizi hissetsem bile bu biraz yalnız kalmam ve hani ailem ya da arkadaşlarımla geçirmem gereken bir dönemdi. Çünkü buraya yansıtmak istemedim. Bilmiyorum. Buraya yansıtmak bana doğru gelmedi belki de ve biraz kendimle kalmam gerekiyordu. Ya bu süreçte benim sağlığımdan çok endişelenmişsiniz. Aslında bu açıklamayı da bu yüzden artık yapıyorum. Çünkü istemeseniz bile, bu sizi zorlasa bile bir şekilde gerçek hayata dönmek, aileniz için, sevdikleriniz için, belki kendiniz için yaşamaya tekrar alışmak zorunda kalıyorsunuz. Ve hayatıma küçük bir ara vermiş gibi bir şey oldum bu bir ayda. Yani olduğum yerde saydım sürekli. Ama sonra fark ettim ki hani Ogi her zaman sonuçta benim iyi olmamı istiyordu ve bunun için çaba sarf ediyordu. Olduğum yerde saymak aslında ona karşı bir nankörlük diye düşünmeye başladım ve tekrar dönüyorum. Buraya, okuluma, aileme, arkadaşlarıma ki ben eve daha dün geldim. Yani o günlerdeydim zaten hep ya da o günün arkadaşlarıyla beraberdim. Hani hiç yalnız kalmadım. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Hiç yalnız bırakmadı beni kimse. Ve hani galiba açıklamam gereken bazı şeyler var. Mesela birinci kısım yani ben o günün haberini almadım. Biz zaten o gün yılbaşını kutlamıştık ve ben o günün arkasındaki arabadaydım. Yani ben olayda da oradaydım. Olaydan sonra da oradaydım. Haber alma gibi bir durum olmadı. Bir yandan da iyi ki diyorum çünkü son anında bile onun için çabaladım ve elimden geleni yaptım. Bu yüzden vicdanım rahat. Ki hatırlarsanız bana her zaman hani şey derdiniz böyle. Çok hani şey yapıyorsun, seni çok üzerler. Hani çok kendini böyle feda ediyorsun derdiniz ama İyi ki etmişim diyorum. Çünkü adım kadar eminim ki hani Ogi çok sevildiğini bilerek gitti. Ki bu bile insanı çok rahatlatıyor. Geliyorum. Diğer bir kısım battaniyeyi veremedi. Battaniyede yatamadı demişsiniz. Hayır yattı. 2 kere yattı battaniyede. Hatta yani battaniyenin deliklerinde ayakları çıkıyordu o noktalardan. Elleri falan çıkıyordu ve çok güldük battaniyenin o durumuna. Demişti hatta yani söylersin insanlar bunun arkasına astar diksin falan. Hani çünkü gerçekten komik oluyordu oradan çıkınca. Ya onun dışında şu süreç içerisinde çok fazla sosyal medyaya girmemi istemedi. Ailem de istemedi, arkadaşlarım da istemedi. Çünkü galiba biraz çalkalanmış. Ya aslında ben o günün paylaşılmasına, adının bilinmesine çok mutlu oldum ama bazı şeyler kalbimi de kırdı. Mesela çok mutlu oldum ama bazı şeyler kalbimi de kırdı. Mesela yani ilk gün paylaşmama çok laf edilmiş hani nasıl paylaşabilir diye. Umarım yaşamazsınız ama hayatın gerçeği ve hepimiz bir gün böyle şeyleri yaşayacağız. Yani nasıl mecbur kaldığınızı ya da nasıl paylaşma isteği geldiğini anlayacaksınız. Çünkü o gün hastane kapısındayken bile haberi aldığımda hani oturup ağlamadım direkt. Herkese arayıp haber vermeye başladım. Tüm arkadaşlarına herkes orada olsun diye. Çünkü onun yani cenazesinde yüzlerce insanın geleceğini bilseniz bile hani istiyorsunuz ki herkes orada olsun. Hani herkes yanında olsun, yalnız kalmasın gibi düşünüyorsunuz. Umarım yaşamazsınız. Ama dediğim gibi yani herkes bunu bir gün yaşayacak. Onu paylaşmam bile şey gelmiş. Üzüldüm. Bir şey demek istemedim. Ama şunun da farkındayım. Bu süreçte Ogi'den çok bahsetsem Pirim denecek. Ogi'den bahsetmesem Ogi'yi unuttu denecek. Yani sürekli aslında bir şeyler denecek birileri tarafından ve herhalde Ogi'nin bana kattığı en büyük şeylerden biri kulaklarımı tıkamaktı. Bunu uygulamaya mecbur devam edeceğim. Ben yani Ogi ile tanıştığımda ne yapacağını bilmeyen mutsuz biriydim. Ama Ogi bana çok büyük bir yaşama sevinci verdi ve beni yani şu noktadan şuraya götürdü. Hani bunun için bile kızdım aslında ona. Çünkü hala hayatı seven kişiyim ve bana bunu o öğretti. Aslında konuşmak çok zor. Yani bu videoyu bile erteleyebildiğim kadar ertelemek istedim. Çünkü hani siz de biliyorsunuz ki yakınlarınızı kaybettiyseniz daha önce bu acı çok garip bir şey. Hani çok normal hissediyorsunuz. Sonra bir anda geliyor ve bambaşka bir hisse geçiyorsunuz. Sonra tekrar normal hissediyorsunuz. Sonra bir şey oluyor, gülüyorsunuz. Güldüğünüz için kötü hissediyorsunuz. Aslında bir ay tamamen böyle geçti. Vicdan azabı, mutlu olmak, onunla ilgili şeylere gülmek, onun adını yaşatmak için bir şeyler yapmaya çabalamak. Ki ileride bununla ilgili çok fazla projem olacak, projelerim olacak arkadaşlarımızla beraber. Bunların hepsini de göreceksiniz zaten. Yani artık yapabileceğimiz en iyi şey çünkü onun adını güzel bir şekilde yaşatmak. Ve bunu da yapacağımı zaten eminim siz de eminsinizdir. Yani sonuç olarak tabii ki üzgünüm ama bana yani hayatımda yaşatabileceği en güzel 4 seneyi yaşattığı için de çok minnettarım. Ve onun bana verdiği tüm tavsiyelerle, tüm yapmamı istediği şeyleri artık bir noktada görevim haline getireceğim ve onun için bile devam edeceğim bir şeylere. Çünkü yani biz hiç böyle bu durumları konuşmayan insanlar değildik. Bunun bilincinde olan ve bunları konuşan insanlardık ve
Nasıl olmamı istediğini biliyorum. Ona kalsa ben ilk haftada aslında hayatıma devam etmeli, gülüp eğlenmeli, tekrar hayatıma dönmeliyim. Hayatımı olduğu yerde bırakmamalıydım ama tabii ki de o kadar da yapamazdım yani. Ama en azından bu saatten sonra elimden geldiğince toparlanacağım. Bu saatten sonra elimden geldiğince toparlanacağım. Ben konuşmayı seven bir insanım. Zaten bunu biliyorsunuz. Anlarımı anlatmamdan da. Yani bu süreç içerisinde hem iyi hallerimi hem kötü hallerimi eminim ki göreceksiniz. Çünkü evet, en kötü hallerimi burada paylaşmadım. Çünkü küçük insanlar da var beni takip eden. Bir noktada onlara da örnek oluyorum böyle bir şeyle. Ama dediğim gibi her anı birlikte yaşayacağız bu saatten sonra da. Açıkçası artık hani çok büyük bir acı yaşadığınızda küçük acılar etkilememeye başlıyor. Hani şu an ne bileyim, bir şey attığımda birinin ne diyeceği çok şey hissettirmiyor arkadaşlar. Ben sadece beni seven, destek olan ve gerçekten acımı benimle paylaştığına inandığım insanlar için de, kendi ailem için de, arkadaşlarım için de normale döneceğim. İşin özeti bu. Zaten ilerleyen günlerde normal anlarımı anlatmaya, konuşmaya devam ederim edebildiğimde. Bilmiyorum işte, süreçte beraber yaşayıp göreceğiz. Çok kesin bir şey söylemek için de çok erken. Ama dediğim gibi buradayım artık ve iyiyim. İyi olmaya da devam edeceğim. Toparlanmaya da devam edeceğim. Lütfen benim için endişelenmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Siz de lütfen sevdiklerinizi, sevdiğinizi doğru zamanlarda söyleyin. Çünkü o motora binmeden önce bile seni seviyorum diyebildiğim için çok mutluyum. Söyleyebileceklerim bunlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman öptüm, bay bay.